Manşet hoş geldiniz. Nur topu gibi bir Ramazan gündemi. Başka zaman olsa problem olmazdı ama Ramazan'ın ilk günü paylaşılınca oluyor. Cem Yılmaz'ın rakı kadehli paylaşımı konuşuluyor sosyal ağlarda. Böyle bir şey olabilir mi? Özellikle muhafazakar kesim veya Müslüman kesim, dindar kesim neyse tepki gösteriyor. E seküler kesim veya işte ne bileyim Cem Yılmaz'ı savunan veya Cem Yılmaz'ın yaptığı ne bileyim bir biçimde açıklamaya çalışan keşimse ya bırakın artık e, kendi yaşadığınız veya istediğiniz gibi yaşam dayatmayı diyor. Şimdi baktığında gerçekten şaşırıyorsun çünkü kendileri de farklı bir şekilde farklı bir dayatma içindeler. Müslümanlar veya dindarlar veya muhafazakarlar ne derseniz onlar da öyle. Yani Cemil, Cemil Maz'ın kadehli paylaşımı Ramazan'da evet tepki görüyor. Diğer aylarda görmüyor mu? Diğer aylarda da görüyor. Benimsemiyorlar yani. Şimdi eee yani ortalama bir yorum ya da gerçekten meseleyi anlamaya veya toplumsal köklerine inen veya her iki tarafında acaba ne düşündüğünü falan anlamaya çalışan, anlamlandırmaya çalışan kimseyi görmedim. Yani sosyolojik bir analizi de yok bunun. Çok, çok basit bir vaka. Yani çok kültürlü toplumlarda, Türkiye çok kültürlü müdür ayrı bir konu. Ya da kültürlü müdür? Ayrı bir konu. Yani toplumun kültürü de tartışılabilir. Ama genel olarak çok kültürlü, çok sesli, çok etnik yapıya ait, çok dinli neyse toplumlarda yaşam hürriyeti vardır. Dileyen dilediği gibi yaşar, dileyen içer, dileyen içmez, dileyen oruç tutar. Dileyen domuz eti yer, dileyen yemez. Dileyen vegan takılır, dileyen vejeteryan takılır, dileyen etçidir, dileyen kuzucudur. Neyse yani Kimse bu tavrından dolayı da kınanmaz, kınanamaz. Bunu burada söylemek, söylemek kadar abes bir şey de yok yani. Yine tabii top, çok kültürlü, çok dinli toplumlarda insanların hassasiyetlerini de dikkate almak icap eder. Yani elbette bu bir e, kural değil ama bir erdemdir yani. Bir olgunluktur, bir kadir sıktır Yani diyelim ki, farklı dinlere mensup insanların Ramazan'da iftarda oturup sizinle beraber iftar saatini bekleyip oruç açması böyledir. Oruç tuttuğundan değil. Ama geliyor ve bir, 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 bir biçimde sizin ritüelinize katılıyor. Anlatabiliyor muyum? Sizinle beraber bir süre aç kalıyor. Ya da sizin yanınızda yemek yemiyor falan. Yani bu bir hassasiyettir. Yani aç kalmak zorunda değil. Yiyebilir. Ama bir hassasiyet gösteriyor. Gene bu çok kültürlü, çok dinli, çok çeşitli toplumlara has bir şeydir. Çevirelim. Bir kişinin seküler olması veya laik yaşam tarzını benimsemesi medeni olduğu manasına da gelmez. Başta da söyledim. Onlar da kendi yaşamlarını dayatıyorlar. Veya sana nasıl giyinmen gerektiğini, sana ne yemen gerektiğini, sana nasıl davranman gerektiğini öğretiyor. Doğrusu budur diyor. Kendi kalıplarını doğru kabul ediyor. Dolayısıyla kişinin seküler olması da medeni olduğu manasına gelmez. Aklınızdan çıkarmayın. Her gördüğünüz seküler medeni değildir. Layık yaşam tarzını benimseyen falan insan medeni değildir. Onun da kendine göre farklı faşizan eğilimleri olabilir. Son tahlilde rakı kadehini paylaşması kişinin kendini, kendisini ilgilendirir. Sorumluluk onadır. Bedelini o öder. Neyse bunun bedeli. Hayran mı kaybedecek, gösterisine gelen insan sayısı mı düşecek? Ya da alkışlanacak mı? Ya da paylaşımından dolayı ne bileyim bir, bir şey mi olacak yani? Bir artı değer mi üretecek? Her neyse. Ee, dolayısıyla konu böyle Ramazan, konu din, konu e, ne bileyim seküler yaşam, farklı yaşam biçimine saygı falan gibi mesele değil. Yani insanların kimi zaman dillerinde dile getirdikleri savları, savların gırtlaklarından aşağı, boğazlarından aşağı inmemesi Dolayısıyla herkesin birbirine yaşam saygısı açısından önemli. Ha bir yorum gördüm ya diyor ki işte e, sosyal ağlardaki paylaşımlarında çokça diyor içki reklamı yapıyor. Bundan para kazanıyor. Ya baktım öyle de değil yani. Herkes kafasına göre saydırıyor veya duyduğu şeyi bir biçimde e, problemli bir biçimde paylaşıma sokuyor. Gündemdeki konu bu. E, CHP'deki bu para toplama hikayesi veya para sayma hikayesi iktidara yakın hesaplar tarafından paylaşıldı. E, 2019 tarihli 10 Aralık 2019 tarihli bir video. Bununla ilgili çok şey e, yazıldı, söylendi e, ve CHP tarafı bu görüntüyü kabul etti. Nasıl anons edildiğinden ziyade veya nasıl e, ifşa edildiğinden ziyade CHP tarafının kabulleriyle bakalım hadiseye. Bir kere Ekrem İmamoğlu kabul etti. E, bu görüntü e, İstanbul il başkanlığında çekilmedi. Bu görüntü biz 2019 yılında CHP İstanbul binası, CHP İstanbul İl Teşkilatı için bina arıyorduk. O binanın satışı ile ilgili bir görüntüdür. İşte efendim şey o satın aldığımız kişinin avukatlık ofisinde çekilen görüntüdür. Peki neden insanlar para sayıyorlar? Neden insanlar o paraları istifliyorlar, desteliyorlar, üst üste koyuyorlar falan? CHP Genel Başkanı buna çok şey açık net cevap vermedi. Seçime 20 gün kala CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki hukuk ofisinde yapılan işlemin orada benim çok değer verdiğim siyasal yol arkadaşlarım da var. O görüntü üzerinden siyasi aygıraj çıkarmaya çalışanların kötülükçi akılları var falan dedi. Şimdi öyle mi değil mi bakmak lazım. CHP İl Başkanlığından da bir açıklama geldi. CHP İl Başkanlığı 3'te görsel paylaştı. O görsellerden ikinde ilkinde açıklama var. Sarıyer'deki CHP İl Başkanlığı binasının 2019'daki satın alınması diyor. Tarihleri doğrulamış aşağı yukarı filan. Ne bileyim Gökhan Taşkapan'ın ofisiymiş. Fotoğraftaki kişileri de söylüyor. Özgür Naz, Can Poyraz, Fatih Keleş hepsi Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler filan bağış kampanyası il binasının satın alınması için bir bağış kampanyası düzenlendi. O bağış kampanyasında toplanan paraların aktarılması falandır diyor. Bu da işte diyor işte o nakden haricen 15 milyon 510 bin TL'nin 2019 15 milyonu bu arada. Yani enflasyonist ortamda yıldan yıla şeyler değişiyor. Paranın değeri değişiyor. İşte bunun da diyor belgesi filan. Şimdi bunun üzerinde çok şey söylendi. Ben birkaç şey söyleyeyim. Bunun üzerine şey de oldu yani acayip bir biçimde e, CHP'ye yakın basında kumpas montaj falan diye paylaşımları devreye soktu. Hatta yayın yapanlardan bir tanesi işte iktidar geçen seçimde de e, Kılıçdaroğlu'nu kandil liderleriyle montajlamıştı. Bu da onun gibi bir şey dedi. Ya alakası yok ki bu onun gibi bir şey değil. Operasyon, seçim ayarlı operasyon falan dediler. Yani bu, bunların hepsi AKP yansıtması. Şimdi bir kere AKP tarafında böyle bir şey çıktığında para sayma makinaları, işte nakit olarak paranın istiflenmesi filan tamamen kendi şeylerini yansıtıyor. İşte ne bileyim bir böyle alındı belgesi üzerinden Reza Zarrab'ın işte saat hediyesi, Zafer Çağlayan'a saat hediyesinin peçeteye yazıp işte filan belgelemesi gibi. Hepsi ilişkileniyor. Yani esasen bir yönüyle AKP tarafı kendi yaptıklarını yansıtıyor. Ve bir yönüyle de 17-25'te yaşananları doğruluyor. Onu onun doğrulayıp doğrulamamasının önemi yok. Orada yaşananlar doğru zaten. 17-25'e seçim ayarlı demişlerdi. Şimdi CHP medyası da aynı şekilde seçim ayarlı diyor. Ya gazeteci bir işin seçim ayarlı olup olmamasına bakmaz. Oradaki olaylar doğru mu değil mi ona bakar. Ben de buradaki hikaye doğru mu değil mi ona bakıyorum. Öyle olması icap eder. Aa, bu bir seçim ayarlı CHP'ye darbe yapıyorlar. Başkanları küçük düşürmeye veya İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu küçük düşürmeye veya seçimi kaybettirmeye yönelik bir hareket. Evet öyle. Seçimi kaybettirmeye yönelik, onu zayıflatmaya dönük bir hareket. Ama hadiseye bakmamız gerekmiyor mu? Neticede patlamış. Milyonlarca görüntülenmiş. Hadiseye bakmamız gerekiyor. AKP öncelikle işte para sayma makinalarıyla kumpas, montaj, delilleri polis yerleştirdi filan dediği 17-25'i doğrulamış oldu. Ee, ne bileyim hatta CHP'nin e, paylaştığı bir takım belgeleri hafife alıp Reza Zarrab'ın e, peçeteli belgesine de bir anlamda gönderme yaptı. Şimdi bu yardım hesabı, şimdi CHP diyor ki evet diyor görüntüler doğru, kişiler de doğru. 2019 şey... E, aralık ayı niye şimdi bunu servis ediyorsunuz niye bu kadar bekletin yani ne, niye bu kadar bekletildi ortada fakat sorulması gereken şey şu, şu. Ee, bir yardım hesabından bahsediyorsunuz bu hesap nerede açıldı ee, neden ne kadar para toplandı orada toplanan para il başkanlığı binası almaya yetiyor mu yetmiyor mu ee, elden mi para topladınız ki böyle sayıyorsunuz ee, makbuz kestiniz mi ee, ne bileyim ee, o paralar böyle resimdeki gibi deste deste mi geldi yoksa siz mi istiflediniz? İstiflediyseniz nerede istiflediniz? Bankadan çektiyseniz makbuzu nerede? E, filan ya bir sürü soru var. Ya bu soruların cevabının verilmesi lazım. Gene bir rivayete göre işte il binası bir Arnavut kişiden alınmış. O kişi de demiş ki yani bir kısmını nakden verin, bir kısmını şöyle gösterelim, vergiden düşelim. E, binayı şu kadardan gösterelim. Bir kısmını da açıktan verin falan. Türkiye yönetme iddiasındaki bir partinin girdiği işe bak. Yani yarısı belgeli yarısı belgesiz bir alış yapıyor. Hem de partinin İstanbul il binası. Dolayısıyla Türkiye'de yani çok üzgünüm. Çok fazla şey değişmiyor. Yani durumlar değişmiyor maalesef. Yani işte iktidar partisi de olsan, muhalefet partisi de olsan. Yani kamuoyunun takip ettiği bir isim montajsız, kumpasız kazanın be kardeşim falan diyerek. Yani parti militanı gibi adeta tweet atıyor. Yani gerek yok ki bunlara. Yani bir kere ortada montaj yok. Artı ortada kumpas yok. Yani kumpas yani gazeteci bunlarla ilgilenmez ki. CHP il başkanlığı, Ekrem İmamoğlu, öbürü Beriki doğrulamış bunu yani. Bu olayın Erdoğan'ın paylaştığı kandil videosuyla da ilgisi yok. Ab abanıyorlar seçime. Tabii ki seçim ayarlı. Kimse seçim ayarlı değil demiyor ki. 17-25 Aralık da belki seçim ayarlıydı bilmiyoruz. Veya değildi. Yani mesele o değil ki. Sen dosyaya bak. Yani e, gazeteci sızan belgelerle, gazeteci e, iki tarafın kavgasından ortaya dökülen gerçeklerle ilgilenir. Alır bunu doğrular teyit eder ve kamuoyuyla paylaşır. paylaşır. Bir gazeteci için heyecandır bu. İki tarafın tepişmesinden bir takım bilgilerin sızması, açığa çıkması, belge paylaşımları. Kişiler, insanlar, kurumlar Kamu yararı için mi paylaşıyorlar o belgeleri? Hayır, karşısındakine zarar vermek için paylaşıyor. Bu hep böyledir. Bütün dünyada böyledir. Ben de anlatıyorum. Abanıyor bak işte 17 Bakan İstanbul'a çıkarma yapmış. Karar gazetesinin senin bugünkü manşetiydi. Abanıyor. Belli ki e, şey zorda. Murat Kurum İstanbul'da zorda. Onun için elinden gelen ardına komuyor. Bir de CHP açıklamasında diyor ki o görüntüleri diyor söz konusu diyor, iş insanı diyor. Daha önce bize diyor şantaj amaçlı gönderdi. Çekmiş bu diyor para sayma görüntülerini. Bizimle o görüntülerle bize şantaj yaptı diyor. E o görüntülerle sana şantaj yaptıysa suç duyurusunda bulunsaydın ya. O görüntülerle sana şantaj yapan o görüntüleri alır istediği yerde kullanır geri, yeri gelir 4 sene sonra gider iktidar partisine satar. Gerçek bu. AKP Merzifon ilçe teşkilatında bir whatsapp yazışması parti yöneticisi diyor ki merzi fonda. seçmenlere Erdoğan'dan bahsetmeyelim özellikle emekliler tepki veriyor. Gerçek bu. Gerçek ekonomi. Gerçek Mehmet e, Şimşek gidecek mi kalacak mı? Ona göre dövizde pozisyon alanlar. 1 Nisan'dan sonra taştaş taş üstünde kalmayacağı, Mehmet Şimşek'in de görevden alınacağı. dolarda ondan dolayı e, yerli yabancı pozisyon alındığı filan ifade ediliyor. İşte en son Murat Yetkin gündeme getirmiş. İstanbul'daki sermaye çevreleri dolardaki artışın arkasında geçen haftadan bu tarafa piyasada yayılan Erdoğan seçimden sonra Mehmet Şimşek'i görevden alacak söylentisi var diyor. Gerçek bu. Bloomberg yayınlamış. Dünyada gıda fiyatları son bir yılda %10.5 düşerken ki öyle evet ben görüyorum rafta sebzeyi, meyveyi neyse gıda fiyatlarını, bütün bilimum gıda fiyatlarını. Yani et fiyatlarını, tavuk fiyatlarını, balık fiyatlarını hepsini görüyorum. Son bir yılda 10.5 düşerken dünyada yüzde 10.5, Türkiye'de yüzde 71 arttı. Problem bu. Dünya'da düşerken sende niye artıyor arkadaş? Yani para politikalarıyla ilgili yürümeyen bir şey var. Merkez bankası görevini yapmıyor en başta. Bakın kredi kartı ile ilgili düzenleme seçime 20 gün kala geldi. Aslında seçimden sonra bekleniyordu. Reuters'a bilgi veren banka kaynakları doğrulamışlar. İşte taksit sayısı 12'den 3'e düşecekmiş. Limitlerde kart limitinin %25 ile avans limitleri de kurumsal kart limitleri sınırlanmış. avans, nakit avans limitleri de kart limitinin %25 ile sınırlanmış falan. Kredi kartına taksit falan diye bir şey yoktur. Taksit yaparsınız. Taksit bireysel kredi taksidi yapılır. Bankayla yapılır. Ben telefon aldım bunu yaptım yani geçen sene. Bir seneden daha uzun bir süre önce. Normal satış fiyatı üzerinden 24'e böldü ve bankayla bir bireysel tüketici kredisi anlaşması yaptı Apple. Ve bana sıfır faizle normal fiyatını 24'e bölerek 24 ay taksitle iPhone'u sattı. Ama tüketici kredisi kullandım yani daha doğrusu banka kredisi kullanarak. Kredi kartına taksit falan yapmadı. Kredi kartına taksit diye bir şey olmaz. Zaten bunun kalkması lazım. İki kredi kartı bir ödeme aracıdır. Bir borçlanma aracı falan değildir. Kredi kartından nakit avans çekilmez. Böyle bir hakkı verse bile nakit avans ancak çok acil durumlarda söz konusu olabilir. Çok acil bitmiştir, paraya ihtiyacınız vardır, 5-10 kuruşa ihtiyacınız vardır filan. Fakat bu bir yol oldu Türkiye'de ve bu geriye doğru 20 yıldır yol oldu en az 20 yıldır. Daha da fazlası var. Hatta 25 de diyebilirim. Ama en az 20 yıldır bu bir yol oldu. Kredi kartı ödeme aracı ve umarım o döneme, o günlere tekrar döner. Olması gerektiği gibi. Bu Gazze'de çekilen bir görüntü. Artık Gazze Kuzey Gazze diye bir Gazze yok orada tamamen artık İsrail kontrolü söz konusu. Güney Gazze'de de Han Yusuf'ta ciddi bir abluka var. Refah sınır kapısına 1.7 milyon en az Filistinli itilmiş durumda ve bu şekilde insanlık dışı muamelelerle dünya takip ediyor. Trump'la görüşen Macaristan Başkanı Orban da Kiev'e kuruş vermeyecek demiş ki Trump zaten gelirsem Ukrayna savaşını bitireceğim dedi. Yani ben gelirsem Ukrayna havlu atacak diyor. Ukrayna da artık işte Rus saldırılarını şurada dur durdurduk falan açıklamalarıyla bir biçimde dengeyi bulmaya çalışıyor ama zannediyorum Zelenski son temaslarda bunu sıklıkla vurguluyor. Yani şu işi 3-5 ay içerisinde veya şu günlerde bitirdiniz bitirdiniz yoksa Trump gelirse biz bu işi %100 kaybederiz en azından seçime kadar bu işi halledelim diyor. ABD'nin seçime kadar halletmek istediği bir diğer konu da Gazze meselesi. Bugüne kadar günü kurtardılar. 5 ay boyunca İsrail'i seyrettiler. Katliamı seyrettiler etnik temizliği seyrettiler. Gazze'nin haritadan silinmesini ve Gazze'nin artık yeni bir Yahudi yerleşimine açılması için geçen süreci seyrettiler. Kanlı süreci desteklediler ama şimdi seçim sürecine girildi. Ondan dolayı da bir şey yapıyor görüntüsü vermek için Kıbrıs'tan Gazze'ye bir güya insani yardım koridoru oluşturdular. Paraşütlerle yardım atıyorlar falan ama hiç kimse Türkiye dahil, Arap Birliği dahil ve Batı hiç kimse İsrail'e İsrail'in tedarini, tedariğini keserek e, bu kanlı süreci durdurmayı denemiyor. Pittsburgh Üniversitesi'nden e, Profesör Michael Brenner e, güzel bir tespit yapmış. Batılı liderler iki çarpıcı olay yaşıyor. Ukrayna'da yenilgi, Filistin'de soykırım. Birincisi aşağılayıcı, diğeri utanç verici. Ancak hiçbir aşağılama ya da utanç hissetmiyorlar. Batı kendi kolektif kendini kolektif intihar yoluna soktu demiş. Evet, maalesef. Durum bu. Böyle bir noktaya evrildi bütün dünya. Bekleyip göreceğiz. Ramazan olduğu çatışmalar veya işte silahlar susmadı. Savaş deniyor, savaş değil. Tek yönlü bir harekat, tek yönlü bir işgal, tek yönlü bir e, ettik temizlik söz konusu. Gazze, Kuzey Gazze'nin haritası değişti. Güney Gazze'de yavaş yavaş değişiyor. Belli ki Gazze şeridi diye bir şerit Filistinler için önümüzdeki dönemde olmayacak. Tıpkı Batı şeridi'ndeki yerleşimciler gibi İsrail'i yerleşimciler gelecekler. Batı yani Gazze şeridinde farklı bir yaşam kuracaklar. Bölgedeki doğal gaz rezervlerinin falan da bir katkısı olabilir sürece bilmiyoruz bekleyip göreceğiz. Ama 2 milyonun üzerinde insan kadın çoluk çocuk demeden kırıldı. Dünyanın gözü önünde 2023'ün son çeyre 2024'ün ilk çeyreğinde. Çarşamba günü manşet yok. Perşembe tekrar görüşmek umuduyla.